Kıymetli gençler hoş geldiniz. Çemberde uzunluk test 4 ile kazanın bakış testlerine devam ediyorum. Soru 1'e dalıyorum hemen. BDE noktalarına geçen A merkezli bir çemberimiz var. Bir dik üçgenimiz var. 15 ve 5 birimlik uzunluklarımız var. X kaçtır denmiş. Yarıçap uzunluğumuz 15 ise o zaman şuraya da 15 yazıyorum. Dolayısıyla burası yani AC komple 20 oluyor. Haleli hipotenüs uzunluğu 25. Dik üçgende yapacağım en güzel hamle abi tepeden bir dik indirmek. İndirdim bu dikimi. Haliyle A noktası merkez ise kirişi yani BD'yi iki eş parçaya böleceğim. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Şimdi ben şu uzunluğa A diyorum. Tamamının da 25 birim olduğu bilgisi bizde vardı. 15, 20, 25 üçgen olduğundan. O zaman diyorum ki burada bir öklit yapalım. Hangi öklit özelliğini kullanacağım? 15'in karesi A çarpı tamamını. Evet. Ümit ediyorum burada anlaşırız. Yani ne diyorum? 15'in karesi 225 eşittir A çarpı 25 diyeceğim. Buradan A'yı kaç bulacağız? 9. Şimdi merkezden kirişe bir dik indirdik ve o uzunluğa 9 dedik. O zaman A şurası 9 ise burası da 9. Yani 18 artı x 25. 18 artı x 25. O zaman x'e de kaç kalır abi? 7 kalır diyor. Nokta alıyorum. Soru 2'ye geldim. Bir tane dikdörtgen içine AB çaplı yarım çemberi çizmişim. EF noktalarından yukarılara doğru dikler çizmişim. Biri mavi, biri kırmızı. Mavinin uzunluğu 10 ise kırmızının uzunluğu kaçtır? Güzel kardeşim istersen şu maviyi şöyle devam ettirelim. Aşağı doğru. Burada da bir diklik oluşacak haliyle. O zaman şu uzunluk 2. E, Geriye kalan 18. Ne yapacaksın burada hoca? Abi öklit seviyorum. Hemen şunları birleştiriyorum. Daha önceki testleri izlediysen bu hadiseye bayılıyorum ben. E ne olacak burası? E, şu uzunluğa H diyeceksem H karıştır. P çarpı K yani 2 çarpı 18. Dolayısıyla buradan H kare 36 yani haşı 6 bulacağım. Mavi uzunluk soruda verilen kısmıyla şu üst parçaydı yani 10. Ya aşağıda 6 bulduk yani burasının uzunluğunun 16 olduğunu söyleyeceğim. Benzer atraksiyonu kırmızı için yapıyorum. Kırmızıyı da gene benzer şekilde uzatıyorum. Diyorum ki abi toplamı 16. E, kırmızı uzunluğun ne kadar olduğunu soruyor. İstersen şu şekli biraz temizleyelim. E, şunların hemen çıp çıp ortadan kalkmış olduğunu düşün. Ne yapacağız? Gene benzer şekilde bir Abi şunu birleştireceğim ve şunu birleştireceğim. Çapı gören çevre açı 90 diyeceğim. E, dolayısıyla yine bir öklit çakacağım buraya. Nasıl olacak o iş? Şu parça 4, bu parça 16. Buraya gene H diyorum. H kare eşittir veya H1 diyelim karışmasın. H1'in karesi eşittir 4 çarpı 16 yani 64. E, o zaman H1'i de kaç bulacağım? Abi? Buradan 8. E, toplam uzunluğu BC uzunluğu 8 E, H1'i 8 buldum. O zaman üst parçaya da kaç kalacak? 8 kalacak diyeceğim. Ve A şıkkını işaretleyip ikinci soruyu paketlemiş olacağım. Geldim 3'e. yarım çemberler verilmiş. F, F noktasında dıştan teğetler. Uzunluklarım var. Paralellik söz konusu EC kaçtır? Birbirine teğet çemberler varsa merkezlerini birleştirmek Allah'ın emri gibi bir şey. Yani şurası zaten teğet değme noktası. Dolayısıyla burası 7. Şuradan da gene Diğer merkez kabaca şurada olsun. Hemen hemen orta noktası gibi. Birleştirecek olursam bu doğru çizdiğim bu son doğru parçası F'den yani TTM noktasından geçecek. E o zaman abi yarı çapım 18, yarı çapım 18, yarı çapım 18 ve yarı çapım 7. Çok tatlı bir üçgenle karşı karşıyayız. Kim o? Aha da bu abi. Şimdi bakınız dik kenar uzunluklarından biri 7. Hipotenüs uzunluğu 25. O zaman 7, 24, 25 olacak. Yani şurasının 24 olduğunu söylüyorum. Haliyle x uzunluğunun kaç birim olduğunu söyleyeceğim. O zaman 6. Evet, C şıkkıyla paketledim bunu da. Geldim 4'e. 4'ü beğenmişiz. 4 hakikaten şekil olarak çok ürkütücü görünüyor. neler yapabiliriz bir bakalım. O merkezli yarım çemberde diklik verilmiş, paralellik var. FG GD'ye eşit AB 20 ise diyor ki AD kaçtır? Yok devenin nalı. Şimdi güzel kardeşim burada şunu görmen lazım. O neydi? Merkezdi. O zaman OE uzunluğu da OB uzunluğu da yarı çap. Yani ne demeye çalışıyorsun hoca? Abi şu parça şu parçaya eşit. O zaman burada bir 45-45-90 üçgeni var. Yani şu açının ölçüsü 45. Şu açının ölçüsü 45. Şekil karışmasın diye bunları böyle 45'lerini yazmadan kırmızı koyduğum her açıya 45 diyeceğim. E paralellik de vardı abi. C'de AB'ye paraleldi. O zaman B'ye koyduğum 45'in aynısını şuraya da koyacağım 45 diye. Yani burada da bir 45 45 90 üçgenim var. Şuraya da 90'ı çakıyorum. Eğer bu FG uzunluğuna A diyecek olursam GD'ye de A demem lazım. Bu EFG üçgeni yani şu üçgen ikizkenar bir üçgense o zaman şu EF uzunluğuna da A demem lazım. AB uzunluğu 20 ise yarıçapım 10. O zaman şu OF uzunluğu kaç birim olacak? Yukarıya A dediysem 10 eksi A. O zaman bir tane de yarıçap çizikleri verelim şuradan. Hop diye. OD uzunluğu yarıçap ise 10'dur. O zaman bir tane Pisagor yazacağım. Nerede? Aha da şu dik üçgende. Evet. Baya baya çılgın. Yürüyoruz. E, nasıl yürüyeceğim? Diyeceğim ki 10 eksi A'nın karesi. Artı 2 A'nın karesi eşittir. 10'un karesi olacak. Şimdi hipotenüs 10 olunca insanın gözü, gönlü 3, 4, 5'ten yana. Yani 3, 4, 5'in 2 katı 6, 8, 10'dan yana. E, bakıyorum ki A yerine 4 yazınca valla oturuyor. Evet. Yeminime Kur'an oturdu. Yani A eşittir 4 imiş. Yani FG, GD ve EF uzunlukları 4'er birim. Şimdi şekli biraz temizleyeceğim. İstiyorsan SS MSS al. Biraz bekliyorum. Ve şekli biraz temizleyeceğim şimdi. Evet bunlara bay bay. Şimdi ne dedik abi? E şurası 4 birim. Burası 4 birim. Burası 4 birim. O zaman bana AD uzunluğunu sormuş ise D'den bir dikiniyorum. Hay hay. 4 4 F'de uzunluğu 8 yani şurası 8. O zaman burası 10. efy 4 dediysem şu uzunluğa da kaç demem lazım? 6. Yani burası da 6. Müthiş. Her şeyi tamamladık. Benden istenen AD uzunluğu artık dik kenar uzunluklarını bildiğim bir dik üçgenin hipotenüsü. Ne yapacaksın o zaman abi? Eğer o AD uzunluğunu atıyorum X diyecek olursak şöyle bir Pisagor yazmamız lazım. X'in karesi eşittir. X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 18'in karesi. Evet burası çok kötü. E ne yapacaksın hoca? O zaman 3 kat yapacağım abi. Dik kenarlardan biri 6 diğeri 18. Şu 18'i olan dik kenarı şöyle yazacağım. 6 kök 9 diye. Ümit ediyorum anlaşmışızdır. Dik kenarlardan biri 6. Yani dik kenarlardan biri 6 kök 1. Diğeri de 6 kök 9 dedik. O zaman hipotenüs uzunluğu bu ikisinin bana vereceği hipotenüs uzunluğu 6 kök. Kök içindeki sayılan toplamı 10'dur pakettir. Şekilde OM merkezli dairelerim S noktasına birbirine dıştan teğetler. Bir tane ortak teğet doğrusu çizmişim. E, K noktasında kesiştirmişim merkezlerle beraber. Sarının alanı mavinin alanı eşit? Güzel kardeşim benzerliği görüyorsundur. Yani şu tık şu tık. Teğet değme noktaları ise 90 derece. Yani MT uzunluğu OP uzunluğu eşit? Benzerlik var. Ve alanlar birbirine eşit diyor. O zaman bu küçük üçgenin yani mavi üçgenin büyük üçgene yani kop üçgenine oranı KMT üçgeninin, KMT üçgeninin kop üçgenine oranını bulacağım. Benzer olduğunu söyledim bunların. Alan oranı ne abi? E, S bölü 2S. Alan oranı S bölü 2S. Yani benzerlik oranının e, karesi bana 1 bölü 2 alan oranını verecek. O zaman diyorum ki benzerlik oranı da 1 bölü kök 2 olmalı. Ki karesini aldığımda alan oranı 1 bölü 2 olsun. Bir daha söylüyorum benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. Benzerlik oranı 1 bölü kök 2 ise o zaman şöyle bir şey yazabilirim. Eğer buraya R diyecek olursam buraya da R kök 2 demem lazım. Müthiş. Bana ne diyor? O merkezli dairenin alanı M merkezli dairenin alanının kaç katıdır? Güzel kardeşim yarıçapı çapı kök 2 katı mı? Evet. Ee, yani benzerlik oranı kök 2 mi? Evet. O zaman alan oranı nedir? 2 midir? Evet. Gene alan oranı benzerlik oranının yani kök 2'nin karesidir diye paketliyorum. Evet geldim 6'ya. Abi 6'yı biraz temizledim. E, A, C, B, C, çaplı yarım çemberler C noktası da teğetlermiş. Şekildeki gibi konumlandırmışlar. Sonra bir tanesini havaya kaldırmış. Bu durumda oluşan, yukarıda oluşan minnak DB B üssü e, uzunluğunun kaç birim olduğunu soruyor. Güzel kardeşim O noktası e, merkez. O zaman şuraya A diyorum. Şu A, B uzunluğunu A diyorum. Yani yarı çapın A artı 6 olduğunu söyledim. O zaman O, de A artı 6 edeceğim. O, C deyince biraz yanlış anlaşılabilir ama O, C bizim için burada uzunluk. O zaman yarı çapım A artı 6 ise şurası da A artı 6. Yani o zaman abi şuraya A artı 2 kalır. Yine o benim sevdiğim çılgın işi yapacağız. Ne o? Abi şurası dik. Evet. O, D, A, C'ye dik. Ne yapıyorum abi? Şu B, E'yi birleştiriyorum. E, C'yi birleştiriyorum ve diyorum ki çapı gören çevre açı 90. Müthiş. Çapı gören çevre açı 90 bir tane öklit yazacağım. Öklit bana diyor ki h kare yani a artı 2 kare eşittir a çarpı a artı 6. Şimdi ya bunu açacağım ya da diyeceğim ki abi a yerine 2 yazdım oturuyor. Uğraşmayacağım o zaman. A yerine 2 yazınca oturuyor. Demek ki büyük çemberin yarıçapı yarı çapı 8, küçük çemberin çapı da 10. Çok iyi. BC 10 ise abi B üstü C de 10. Niye? Çünkü kaldırınca o oraya geldi. OC uzunluğu 8. Ana Burası 90'dı. O zaman abi OB üssü 6. Şimdi biz büyük üçgen mi dedik yine ya? Ağzımız ha bir üçgene gidiyor ama büyük çemberin yarıçapı 8. O zaman abi yukarıda kalan minnak parçaya da ne kalacak? 2. Bence anlaşmışızdır. Evet tatlı bir soruyla karşı karşıyayım. O noktası çember merkezi ne mutlu ona? Bir birim ve on birimlik uzunluklarım var. EB yayının ölçüsünün tanjantı 4 bölü 3. O zaman şöyle bir atraksiyon yapıyorum. Tanjant işin içine girdiyse bir dik üçgen oluşturmam lazım. EB yayının ölçüsünü alfa diyecek olsam şu açı da alfadır abi. Bu zence açıyı alfa diyorum. Karabük Üniversitesi'ne buradan selam olsun. O zaman şuradan bir dik indiriyorum. Ne olacak abi? Tanjantım 4 bölü 3'müş. Yani şuraya 4K, şuraya 3K, şuraya 5K yazacağım. Ama yarıçapımın 10 olduğunu biliyorum. Yarı çapım 10 ise şu OE E uzunluğu 10. O zaman tanjantım da 4 bölü 3 ise 3, 4, 5 üçgenin iki katını verecek bana. Yani 8, 6, sonra diyeceğim 10. Bence anlaşmışızdır. Peki yarı çapımız 10 ise O, D, E'de 9 kalmayacak mı? Evet. Çünkü burası komple 10'du. O zaman çok tatlı bir üçgenle karşı karşıyayız. Hangi üçgen? Şu. Abi bu üçgen 8, 15. Kaç üçgeni? 17. Yani hipotenüs uzunluğum 17 diyorum ve paketliyorum. Evet. Geldim 8'e. 8'i de beğenmişiz. Çemberin merkezi o. 6 ak 3 bc 2 kc diyor. Ee, yani burasını alfa diyecek olursam e, bc'ye 2 alfa demem gerekecek. Diğerine de 3 alfa. Komple 6 alfa verdim. E bu bir yarım çember miydi? Evet. 6 alfanın 180 olduğu yerde alfaya da kaç derim abi? 30. O zaman yapıştır abi. Ne yapıştır? Şurası 30, burası 90, burası 60. 90'ı kullanmayacağım o kalsın. Şimdi bana uzunluklar vermiş ama çok da tatlı görünmüyor bu uzunluklar. Olsun. Yarı çap uzunluğun belli mi? Y yazını kırayım o da belli değil. OC'yi çiziyorum gene. Bu OC bizim e, peşimizi bırakmıyor. OC. Vay OC. E, abi o zaman şu açının ölçüsü 60. Çok güzel. 30'u 45'i 60'ı görünce karşısına dikiniyorduk. Çaktım şuradan bir dik. E, bakalım ne halta yarayacak. 90 karşısı 8 ise burası 30 olacak. 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. Bir tane pisagor yazayım şurada. Şu minnak üçgende. Hipotenüs uzunluğum 2 kök 21. Hakikaten çok kötüymüş. Yani 4 kök 3'ün karesi 48. Artı şunun karesi. X'in karesi eşittir. İşte 2 kök 21'in karesi yani 84. O zaman buradan X kareye abi 36 buluyorum. Ve X'i de 6 buluyorum. Yani bütün çilemiz neydi? Bu OC uzunluğunu hakikaten vay OC 10 olduğunu bulmak. Eğer OC'yi 10 olarak bulduysak çok güzel. Yarı çapı 10 olarak bulduk. Bana diyor ki KF'yi bulur musun? Abi o zaman aynı atraksiyonları benzer işleri burada yapıyorum. Yarı çapım 10 mu? Evet. AK'yi 30 sa şu açının ölçüsü de 30 mu? Evet. 30'u 45'i 60'ı görünce karşısına dikiniyordum. Şılak diye indirdim buradan. İndirdiğim bu dik 90 onu görüyorsa Dikim 5'i görecek. O zaman 65 kökücü görecek. Yani şurası komple 5 köküç. O zaman 4 köküç varsa şu minnak parçaya köküç kalır. Şimdi çok daha küçük bir üçgenden söz edeceğiz. Kim o? Şu. Şimdi bu üçgende Pisagor yazıyorum. Evet o da keyifli değil ama yapacak bir şey yok. Diyorum ki abi x'in karesi eşittir 5'in karesi. 25 artı kök 3'ün karesi. Yani 3 bilakis daha doğrusu bilakis denmez burada ama daha doğrusu buradan Sonucu 28 buldum. Benden istenen uzunluğun karesi 28'miş. O zaman benden istenen uzunluk kaçtır diyor bile der. Ben de diyorum 2 kök 7 paketliyorum. Sonra hakikaten ürkütücüydü. Geldim 9'a. Evet. E, ee, ve çemberde uzunluk son sorumuz. Ee, ne diyor? O1, O2 merkezli çemberler birbirine teğetlermiş. Ortak teğetleri AB doğrusu. Daha doğrusu ortak teğetlerinden biri AB doğrusu. Çünkü iki tane daha ortak teğeti var. Yarı çap uzunluklarım 2 ve 6 ise X nedir? Güzel kardeşim A noktası, T'ye noktası. Hemen yapıştırıyorum neyi? A1, noktası varsa hemen merkezle birleştiriyorum. Ve 90'ı çakıyorum. Aynı ataraksiyonu yan tarafta da yapıyorum. Çok iyi. E bunlar yarı çap mı? Evet. Şurası 6 mı 6, burası 2 mi 2. O zaman şöyle AB'ye paralel bir tane doğru çizelim. Ve burası halili paralel çizdiğim için 90 olsun. Yani o 2 ise... Şu da 2. O zaman şu minnak parça 4. O1, O2 yani merkezler arası uzaklığında kaç olduğunu gördüm. 2, 6. Yani bu mavi uzunluk toplamda 8. O çok iyi. Bakınız bu üçgen çok tatlı bir üçgen artık. Neden? Hipotenüs uzunluğu 8 ve dik kenarlardan biri 4. Yani 30, 60, 90 üçgeni. Bunu gördüysen şu açının 30 olması noktasında problem yaşamazsın. Bunu gördüysen bu açının 60 olması noktasında problem yaşamazsın. Eğer bu merkez açının ölçüsü 60 ise o zaman abi şu yayın ölçüsü de 60. X de bu yayı gören bir çevre açı. Yani X'in ölçüsü bu yayın yarı ölçüsüne sahiptir abi. Paket. Vallahi çok iyi. Helal bize. Ne yapmış olduk? Abi çemberde uzunluk kazanın bakış testlerini tamamlamış olduk. Önümüzde ne var? Bakıyorum. Evet. Yaşar geliyor. Daire dalan. Orada kaç testim var? Sanırım 3'tü. Yok dörtmüş. Evet. Dört e, testimiz var orada. Onu da herhalde bir aksilik olmasa yarına tamamlamış oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel ders çalışın. Vakit az kaldı. Abi Nisan gelmeden e, daha doğrusu evet Nisan Mayıs Mayıs gelmeden çoğu şeyi noktalamış olmanız lazım. Kolaylıklar diliyorum.